başıma. Gönlüm ateşlere yandı gidiyor. Siirt lezzetlerinin yanı sıra sevgili izleyiciler, bir taraftan büryan kebabı hazırlanıyor, bir taraftan olsun Siirt perde pilavı. Şimdi burada aslında Siirt lezzetlerinin haricinde tabii kebap lezzetleri de var. Buranın kebapları daha farklı. Nasıl farklı sorarsanız, çünkü zırh kıyması. Değil mi Ömer Usta? Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin diyorum. Bize Barış Büryan'da kebap lezzeti sunuyorsunuz. Tabii Siirt lezzetlerinin yanı sıra. Biraz da kebapla ilgili bugün ne hatırlayacaksınız bize? Bize has olan kuzu boşluğundan yapmış olduğumuz kebapları sunacağız size. Kebapları sunacaksınız. Evet. Özellikle zırh kıymasını bayağı bir övüyorlar size. Evet, zırh kıymasının özelliği ilk önce hayvanın Güneydoğu Siirt doğu tarafında yetişip kuzu şeklinde olmalı. Evet. Ve şöyle gördüğünüz gibi kuzunun boşluğundan yaptığımız. Kuzunun boşluğundan yapmış. Tabii kuzu. Boşluğundan özellikle çekip ve kuyruğundan çekip kuyruğuyla birlikte bu şekilde karttığımız kıymayı zırhımızla çekiyoruz. Zırhla çekiyoruz. Evet. O zaman şöyle yapalım, bize gerçi burada kuşbaşı lezzeti olsun, ciğer olsun, farklı lezzetler sunuyorsun. Yani tabii, Siirt lezzetleri yok sadece Barış Büryan'da, tabii. Onu söyleyelim. Biz o zaman senden özellikle şey istiyorum, beni vazgeçirmezim, zırh kıyması istiyorum. Ama zırhlı olacak, makine tabii, istemiyorum, tabii, onu söylüyorum. Tabii. Zırhın zaten özelliği odur, zırhın verdiği lezzet bambaşkadır. Güneydoğu'nun bulunmaz bir makinesidir. Şimdi şöyle yapalım, sen bize hazırla, biz de seni izleyelim. Lezzet nasıl bir lezzet olacak sevgili izleyiciler? Ustamızı, Ömer ustamızı izleyelim. Sabırsızla bekliyorum ustam seni. Ömrüm boş hayale kandı gidiyor. Şimdi Ömer usta, ben şu takılıyor kafama. En çok insanların kafasında uyanan izlenim de bu. Şimdi makinede çekilen kıyma lezzetiyle zırhta çekilen kıyma lezzeti çok farklı oluyor. Evet. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni makine eti ezer, sıkıştıraraktan ezer. Hı-hı. Ama şu görmüş olduğunuz zırh, satır dediğimiz zırh ise eti sadece dilim dilim kesmeye yarayan bir... O zaman tane tane oluyor değil mi? Tabii, bu şekilde tane tane oluyor. Şimdi çatala saplarken bile et dağılıyor. Evet. Bundan zırhın faydası zaten sevgili izleyiciler. Ama etin lezzeti farklı oluyor. Aslında eti acılı veya farklı değil de sade yediğin zaman etin lezzetini o zaman daha iyi anlarsın değil mi? Tabii. Etin sade eti daha lezzetli olur. Abi sen bunu nakış gibi işliyorsun. Sanat buradan oluşuyor, ustalık buradan geliyor değil mi? Evet. Ustalık. Sevgili izleyiciler, şu sanki ben saplasam şahsen, bir ya pişerken dökülür ya saplarken, biri Anya, biri Konya, biri Mardin, gider değişik değişik olur. Şimdi sevgili izleyiciler, sanat işte etin lezzetini vermek ayrı bir ustalık. İşlemek ayrı bir ustalık, pişirmek ayrı bir ustalık değil mi? Evet, doğru. Tezde yalasına varmadan halilim, aman koptu kıyamet. Ömer usta ne zaman pişecek? Hala daha bekliyorum bak. 15 dakika oldu, hala bekliyorum sevgili izleyiciler. 15 dakika öyle, 10 dakika da öyle olsa 25 dakika. 25 dakika da ben açım. Ne diyorsun bu konu hakkında? Vallahi şu an açlığım bitmek üzere. Az kaldı. Evet. Kokusu geldikçe sevgili izleyiciler, benim açlığım da sanki yatışıyor gibi. Abi çeksen de şu, sevgili izleyiciler işte lezzet burada, gördüğünüz gibi Ömer Usta sanatını konuşturdu. İşte zırh kıyması diyoruz ya, bu etin yağlarının oluşması. Metin yaklaş abi ya, yaklaş, şu lezzetle beni buluştur abi. Sen lezzetle buluşturduysam buradan sonrası benim işim. Sen hiç kendini rahatını bozma, ben bu lezzetle kendim buluşacağım. Şimdi sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi etin zırh kıyması olması, etin yağının lezzeti bile ekmeğe sindi. Sizler adına bu lezzete bakmak istiyorum. Bakalım bu lezzet nasıl bir lezzet, bu lezzet nasıl bir lezzet, bu lezzet nasıl bir lezzet diyeceğim. Sizler adına bakıyorum. Sevgili izleyiciler, görüyorsunuz işte etin lezzeti burada. Zırh kıymasının etin lezzeti, Barış Büryan'ın lezzeti işte burada. Hatta çatalımız da geldi. Önce ben bir böyle yiyeyim, daha sonra da zırh kıymasıyla normal
makine kıymasının ne gibi farkı var sizlere söyleyeceğim. Öyle bir lezzet olmuş ki sevgili izleyiciler, lezzet değil lezzet deryası olmuş. Ömer Usta, ben lezzete bayıldım. Vallahi ellerine sağlık gerçekten. Ben lezzeti tattım abi, lezzeti buldum. Ellerine sağlık. Şimdi buradan izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Bunu devam edeceğim ben aynı zamanda sevgili izleyiciler. Ötün burada durursun. Şimdi zırh kıymasıyla normal makine kıymasının arasında bir farkı söyleyeceğim. Sevgili izleyiciler, zırh kıymasında gördüğünüz gibi et dağılıyor. Normal makine kıymasında etler bütün bir şekilde çıkar. Zırh kıymasının faydası da, farkı da bu. Mumbar lezzetini de es geçmeden olmaz sevgili izleyiciler. İşte mumbar da bir tarafta yapılıyor. Evet Hamza Usta, bunu nasıl hazırlıyorsunuz? Bu Sirt yöremize ait bir yemek bu da. Mumbarımız, içerisinde kıyma, soğan, baharat. Bu da bayağı bir pirinç, meşakkatli bir ve uğraştırıcı değil mi? Evet. Uğraştırıcı, evet, onu da söyleyelim. Bu ne kadar sürede pişiyor, hazırlanıyor? Bu 2-3 saat sürüyor yani pişmesi, evet. O zaman, ama gayet lezzetli. O zaman ben mumbar lezzetlerini istiyorum. Perde pilavı ile güzel gider değil mi? Evet, gayet güzel. Sevgili izleyiciler, mumbar ve perde pilavı bir taraftan hazırlanırken biz de bir taraftan lezzet için beklemekteyiz. Büryan kebabı sonrası, Siirt'in perde pilavı sonrası ve Adana kebabından sonra güzel bir çay bence kıvamında lezzetli gider. Değerli izleyiciler, yanımızda Barış Büryan işletme sahibi Savaş Bey var. Savaş Bey'den biraz dinleyelim. Savaş Bey, öncelikle size kutluyorum, ustalarınızı da kutluyorum. Burada Büryan kebabı lezzet sunuyorsunuz, Siirt'in eşsiz lezzeti. Burada en büyük farkınız Siirt'in lezzetlerini sunmanız. Biraz sizden dinleyebilir miyiz? Siirt'ten buraya taşımamızı, Siirt'in özel yemeklerini, Siirt'in üzerine. Amacımız zaten Antep'te tek olmamız. Yani Siirt'in özel güzel yemeklerini Antep'ten sunmamız. Bence çok önemli. Evet. Mesela büryan kebabı yapan yer Gaziantep'te yok. Normalde yok yani. Yani yok. Yani bu, evet. İyisiniz zaten, onu söylüyorum. İlkiz. Burada perde pilavı ve büryan her gün çıkıyor mu? Normalde perde pilavı hafta içi her zaman daim bulunuyor. Mumbar da cumartesi, pazar günleri tattırıyoruz. Ha, hafta sonları. Hafta sonları tattırıyoruz. Hafta sonu özel yaptığımız şeyle. Ya, büryan kebabını ben yerken şu kanıya vardım. Şimdi normal et 3 saat kuyuya sallandırılıyor. Daha sonra ortaya çıkıyor, fırına gidiyor. Yani aşama aşama meşakkatli ve uğraştırıcı ama ortaya farklı güzel lezzet çıkıyor. Aynen, farklı lezzetler çıkıyor. Normalde 3 saat kuyunun içinde pişmesi. Kuyumuzun özel olması değil mi? Kuyumuzun özel olması, normalde yani sunulması farklı bir lezzetler yani. Ya vallahi ben sizleri gerçekten kutluyorum. Çünkü Siirt lezzetini Antep'te sunmanız bence çok çok önemli. Aynı zamanda grup yemekleri kabul ediyorsunuzdur. Evet, grup yemeklerimiz de mevcut oluyor, kabul ediyoruz. Yerimiz de mevcut, müsait yani zaten. Müsait. Parkın içinde olması, arkamızda araban yolu var zaten. Araban yolu, aslında güzel bir manzara var burada. Evet. Normalde en güzel şeyimiz manzaramız yani. Manzara, ferah ortam. Bence bu manzarada bir porsiyon büryan kebabı veya perde pilavı yiyen, bence ikinci porsiyonu mutlaka istiyoruz değil mi? Tabii ki yani, sunuluyor sonuçta. Bilenler zaten yiyor ikinci porsiyonu, değil üçüncü mi? Porsiyonu. İnsanlar bence önce gelirken büryan kebabı nedir? Beyranla karıştırıyorlardır. Genelde beyran, genelde Antep'i mesela yöresel yemeği. Yöresel çorbası diyelim. Çorbası diyelim. Antep'ler çorbayı kabul etmiyorlar ama yine de yemeği diyorlar. Evet. Ama büryanla beyranı karıştırıyorlar. Bence büryan zaten çekimden yaptığımız gibi kuyuya sallandırıyor. Evet. İşte, 3 saat aradan sonra işte güzel bir lezzet oluşuyor. Tabii. Şimdi bu kebap, büryan kebabın haricinde Adana lezzetleri sunmanız, ne bileyim farklı kebap lezzeti sunmanız bence o da çok önemli. Zaten onlarda da farklı zırh kıyması oluyor normalde, zırhla çekiliyor. Farklı bir lezzet yani. Kebabımızda ayrı bir lezzet. Farkımız kalitemiz Barış Büryan diyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum biz de o sohbetin ardından sevgili izleyiciler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Gazi Kent'e yolunuz düştü. Mutlaka Siirt'in eşsiz lezzetleriyle buluşmaya bence hiç ama hiç zaman kaybetmeden bence buluşun diyoruz. Büryan kebabı, perde pilavı, mumbar ve daha birbirinden farklı kebap lezzetleri Barış Büryan'da.